Kale Bodur'la Mimarlığa hoş geldiniz. Los Angeles merkezli mimarlık ofisi Brooks & Scarpa tarafından tasarlanan Rose Apartments, 18 yaşından sonra yetimhanelerden ayrılmak zorunda olan gençlere yuva olmak maksadıyla inşa edilmiş. Tarihi Los Angeles mimarisinden esinlenerek tasarlanan bu yapı, konumu ve itibarıyla gençlere temel ihtiyaçlarına ulaşımı kolaylaştırmayı başarıyor. Projede amaç, gençlere kendi özel alanlarını yaratmak olmuş. Bu doğrultuda dış mekanlar bile duvarlar ve çitlerle ayrılmış. Rose Apartments, Los Angeles Venice mahallesinde normalde sokakta yaşamak zorunda kalacak gençlerin yuvasına işte böyle dönüşmüş. Bangkok merkezli 67 Studio tarafından tasarlanan Teko Wayo Restaurant, Tamon Aonang şehrinde yer alıyor. Ateş ve rüzgar anlamına gelen restoranın ismi tasarımda canlandırılmaya çalışılmış. Alt katı geleneksel bir Thai restoran, üst katı ise çatı katı barı olarak tasarlanan projede iki alanın arasına asma kat yerleştirilmiş. Aynı zamanda kapının hemen dışına yerleştirilen ızgara sayesinde de sokaktan geçen insanları iştahlandırmak hedeflenmiş. Özgün tasarımıyla Teko Wayo Restoranı misafirlerin öznel deneyim yaşatmak için sabırsızlanıyor. Brezilyalı mimarlık ofisi Balio Arquitectura tarafından tasarlanan Pinheiros House, São Paulo'da yer alıyor. Projenin amacı evin orijinal unsurlarını korurken bunları çağdaş müdahalelerle uyumlu hale getirerek farklı dönemler arasında bir diyalog yaratmak olmuş. Geniş hareketli cam panelleri ise gün ışığından maksimum verim elde etmeyi sağlarken iç ve dış mekan arasındaki sınırları saydamlaştırmış. İç mekanda tercih edilen açık hava tonları eve huzurlu bir atmosfer de sağlamayı başarmış. Hint Mimarlık Ofisi Kamat Rosario Architecture tarafından tasarlanan Maya House Hindistan'da yer alıyor. Yapı tasarım sahipleri ve onların dört ayaklı dostları için tasarlanmış. Bu sayede insanlar ve evcil hayvanlar arasındaki ayrılmaz bağ simgelenmiş. Tasarım özel ve ortak alanlar arasında denge kurarken alanın neredeyse yarısı bahçeye ayrılmış. Yapının temel özelliklerinden biri iç ve dış mekanın kusursuz bir şekilde bütünleşmesi olmuş. Bu bütünleşme sınırları bulanıklaştıran ve mekansal akışkanlığı arttıran sürgülü katlanır bir kapıyla yakalanmış. Türk Mimarlık Ofisi Teke Architects Office tarafından tasarlanan Mu 50 House Türkiye'de yer alıyor. Ev geri dönüştürülebilir ve çok çeşitli alanlara uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca yapı, sadeliği, esnekliği ve malzeme seçimiyle kullanıcıların günlük yaşamlarına güzellik katmayı, günlük manzaralarına dahil etmelerini ve çevredeki doğayla bağlantı kurmalarını sağlayarak karbon ayak izini en aza indirmeyi amaçlıyor. Yerden kaynaklı ısı pompası minimum enerji kullanan verimli bir sistem oluşturuyor. Mu 50 House, sürdürülebilirliği tercih eden ailelerin bir numaralı tercih olmayı da işte böyle başarıyor. Yine bir Kale Bodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, esen kalın.